gördüğüm yerde size sarılmamak için kendimi zor tutuyorum. Sarılabilirsin. Beğenip takip ediliyor değil mi? Abone olmayı unutmayın ya. Asla Aşıt'ına yalan söylemez. Daha havalı şeyler gelmedi aklıma. Hüzünlü bitti. Sosyal psikoloji alt alanında çalışmanıza rağmen tanıdıklarınızdan terapi talebi alıyor musunuz? Tabii ki alıyoruz. Gerçi yakın çevremden, ailemden artık sosyal psikolojinin ne olmadığını bildikleri için böyle bir talep gelmiyor. Mesela anneme göre Ayşe o şekil psikolog değil diye soranlara her zaman artık cevap veriyor. Yani terapi yapmayacak, öyle bir dükkan açmayacak en azından. Ya da sosyal anketçi olduğumuzu düşünenler var sürekli araştırma linki gönderdiğimiz için. Ama en azından yakın çevremden o kadar fazla terapi talebi almıyorum ben. Bu bir sorumu bilmiyorum. Ankara Soğuğu 3 nokta. Katılıyorum. Ankara soğuğuna ben de 3 nokta eklerdim. Gerçekten Ankara ayazı ruhumuzu kesiyor. Çok güçlü bir ayaz gerçekten, hele ki geceleri. Yani coğrafya derslerindeki o karasal iklimin tüm özelliklerini burada deneyimleyerek hissedebiliyoruz. Ama işlevsel tarafları da var. Mesela yazın insanlar klimayla serinlerken biz geceleri yorganla uyuyoruz. Yani en azından ben öyle uyuyorum. Ayrıca nem yok. Nem olmaması çok güzel bir şey. 1-2 ay önce İstanbul'da Sosyal Psikoloji Kongresi'ne katılmıştık ve orada gerçekten nemi hissettik. Yani etkili bir şekilde. Dolayısıyla soğuk, ayaz ama ben Ankara'nın havasını seviyorum. Bölümü kazandığınızda ailenizin ve akrabalarınızın tepkileri ne oldu? Daha çok teselli ettiler. Çünkü ben lise dönemi boyunca hep hukuk okumak istemiştim. Neden bilmiyorum. Ama yani psikoloji ne ara yazdım, neden yazdım, nasıl geldi, bunda da hiçbir fikrim yok. Ama geldi. Sonrasında ailemde tabii üzgün olduğum için o dönemde teselli ediyorlardı. Bak çok güzel bir meslek, insanlara yardımcı olacaksın. Belki biri intihar etmeyi düşünecekse onu vazgeçireceksin. Bu mesleğin sevabı da fazladır diye teselli ediyorlardı. Yani o zamanlar benim için de çünkü psikoloji klinik psikolojiden ibaretti. Ama sonrasında okuduğumda işin aslında öğrenmiş oldum. Onun dışında tabii yakın çevremde olmasa da işte listenin başına beni de yaz. İşte saati 500'den 5 seans yapsan şöyle olur böyle olur diyenler de oluyordu. Böyle hayata dair umut veren detaylar. tabii burada da biraz havalı şeyler söyleyebiliriz ama bence en önemli umut veren detay bizim hayatta olmamız. Çünkü yani umut için şu an bizim nefes alabiliyor olmamız, hayatta olmamız bir ön koşul. Dolayısıyla yani bilmiyorum, umut her daim var benim için. Biraz bu konuda iyimser yaklaşıyor olabilirim. Onun dışında hem kendi kişisel geçmişimi düşündüğümde hem mesela bir ülkeyi düşünelim, bir ülkenin tarihini düşünelim. Yani hiçbir zaman her şey böyle olmuyor. Grafik hiçbir zaman böyle ilerlemiyor. Böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Yani bir şekilde bir şeyler zaman geldiğinde rayına oturuyor. Dolayısıyla bence hayatta olduğumuz sürece umut var. Daha havalı şeyler gelmedi aklıma bu soruda ama benim için öyle. Hocalarımızla yaşadığınız eğlenceli bir anınızı örnek verir misiniz? Yani burada tek bir andan bahsedemem belki ama genel olarak yılbaşı partilerimiz çok güzel geçiyor. Siz o kısmı bilmiyorsunuz ama gerçekten eğlenceli oluyor. Onun dışında topluluğun düzenlediği pizza partileri çok keyifli oluyor. Tabu oynuyoruz. Belki çok eğlenceli bir anı olmayabilir ama şunu hatırlıyorum, yani zaten daha 1-2 ay öncesinde yaşandı da bir gün derste, ben dersi tek başıma alıyorum Yasemin Hoca'dan, araştırma uygulama dersini, bir gün derste Afrika kökenli futbolcuların maruz kaldıkları ön yargılardan, sahada yaşadıkları zorlu durumlardan konuşuyorduk ve Yasemin Hoca bana hemen bilgisayardan birkaç tane video gösterdi. Sonra o gösterirken ağlamaya başladı. Aynı anda ben de ağlamaya başladım ve yani bir süre sonra biz futbolcuları izleyip ağlıyoruz hocayla birbirimize baka baka. Sonradan durumu fark edip bir güldük ama yani bu anıyı unutmuyorum. Eğlenceli değil yaşadığımız şey ama eğlenceli aslında. Çünkü gerçekten futbolcuları izleyip gülüyoruz gibi bir duruma dönüşmüştü. Hacettepe Üniversitesi'nin size kattığı en değerli şey.
2016'dan beri tabii Hacettepe Üniversitesi'ndeyim ve şu an bu geçirdiğimiz 3-4 seneyi düşündüğümde bana kattığı en değerli şey belki bölüm arkadaşlarımdır. Çünkü gerçekten hem 43 numaralı odadaki arkadaşlarıma hem diğer arkadaşlarıma çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Çok güzel öğle yemekleri yiyoruz, sohbet ediyoruz. Yani onlar bir şey danışmayı, birlikte iş yapmayı çok seviyorum ki bu çalışma hayatı için çok önemli bir şey. Kesinlikle. Yani sevdiğiniz insanlarla çalışabiliyor olmanız bu açıdan kıymetli buluyorum. Gerçekten arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hatta şu anda öğle yemeğindeler. Onun dışında Beytepe'de olmak çok güzel. Gerçekten sonbahar ayrı güzel, ilkbahar ayrı güzel. Yani yaz kış biraz sıkıntı olabiliyor, çok sıcak ya da çok soğuk, ama gerçekten çok yeşil, çok güzel bir alanda vaktimizi geçiriyoruz. O açıdan da şanslı olduğumu düşünüyorum. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şanslı olduğumuz kısım kalsın. Türkiye'de ve dünyada en çok hangi şehri merak ediyorsunuz ve neden? Türkiye'de Karadeniz'de Samsun'dan öteye daha önce hiç gitmedim. Dolayısıyla yani biraz daha Doğu Karadeniz'i, Trabzon'u mesela, o yeşil alanları, yaylaları çok merak ediyorum. Mesela yerinde kuymak yemek istiyorum. Yani ben kendim de evde yapıyorum kuymak ama hiç özgün, orijinal bir şekilde yapılmış bir kuymak yemedim. Dolayısıyla Doğu Karadeniz'e daha doğrusu gitmeyi istiyorum. Dünyada nereye gitmeyi istiyorum? Güney Afrika. Yani gerçekten Güney Afrika'ya gitmeyi, oradaki o ulusal parkları gezmeyi, hayvanat bahçesine gitmeyi hiç sevmem. Yani gitmem de çok fazla ama oradaki ulusal parklarda gerçekten mesela vahşi hayvanları kendi doğal ortamlarında gözlemlemeyi çok istiyorum. İşte Masa Dağı, Cape Town, havalı yerler. Oralara gitmek istiyorum ama tabii biz YouTuber ya da influencer olmadığımız için kimse bize demiyor gel götürelim, ısmarlayalım, işte şurada şu kremin reklamını yap. O yüzden biraz para gerekiyor. Para biriktirirsem eğer Güney Afrika'ya da gitmek istiyorum. Bu yaz Prag'da kongre var. Oradan kabul aldık. Prag'a gideceğiz. Ben yurt dışına ilk kez geçen sene çıktım. O da Moskova'ya kongre vardı yine. Psikoloji Kongresi. Yani biz ancak bu vesilelerle çıkabiliyoruz. Yani hüzünlü bitti. Evet. Defalarca izlediğiniz bir film veya okuduğunuz bir kitap var mı? Defalarca izlediğim bir film var. Ama defalarca maruz kaldığım bir filmden bahsetmek istiyorum. Aslında bir ortak kaderimiz. Titanic. Yani hepimiz için televizyonda her sene 2-3 kez verilen bir film. Aslında benim için biraz önemli çünkü benim ilk gittiğim sinema filmi Titanik'ti. Biz tabii o zamanlar çocuk filmlerine götürülmüyorduk. Hayatı tüm gerçekliğiyle Titanik'te izlemiştik. Güzel de filmdi ama kendi çabamla defalarca izlediğim filmler... Mesela Ağır Roman'a örnek verebilirim. Gerçekten defalarca izlemişimdir. Şu sıralar pek izleyemiyorum çünkü hüzünlü bir film. Yani üzülüyorum filmi izlerken. Ama öncesinde defalarca izlemişliğim vardır filmi. Onun dışında Her Şey Çok Güzel Olacak. Bu filmleri bayağı bir izlerim. Yabancı filmlerden de tekrar tekrar izlediğim Woody Allen'ın filmleridir. Yani seviyorum gerçekten Woody Allen'ın filmlerini. Ve bir yazı vardı. Yani keşke hayatım Woody Allen'ın yönettiği bir film olsa gibi bir söz vardı. Gerçekten öyle isterdim de. Ama onun dışında çok fazla film izleyen, dizi izleyen biri değilim. Bu benim biraz eksik bir yönüm. Yani çok güncel olarak takip edemiyorum. Yani bilmiyorum nedense bu konuda biraz zayıfım. Söylediğiniz ve unutamadığınız eğlenceli bir yalanınız var mı? Asla Aşırtına yalan söylemez. Diğer yalanlarımı keselim. Şöyle genellikle yalan söyledikten sonra yaşadığım şeyler çok eğlenceli olmuyor. Yani yalan söylemek zaten yani insanı geren, yoran, benlik kaynaklarını tüketen bir şey. İlkokulda
hatırlıyorum. Yani ilkokul, tabii sonrasında da yalan söylemişliğim vardır ama yani ilkokulda ödevlerimiz kontrol edilirken defterimi evde unutmuşum. Yalanımın üstüne defterimin çantamdan çıkması. Yani çok utanmıştım gerçekten. Dolayısıyla yalan söyledikten sonralarım çok eğlenceli olmaz. Hep bir kaygıyla, gerginlikle acaba ortaya çıkacak mı? Acaba bir şey olacak mı? Zaten benim yüzümde de apatik ya dermatit öyle bir cilt problemi var. Yani yalan söylemesem ya da çok kaygılandırıcı bir an olmasam da yüzüm kızarmaya çok müsait. Belki şu anda kızarmış olabilir. Dolayısıyla bir de yalan söyledikten sonra onun kaygısını hemen yüzümde hissedebildiğim için yani yalan bende çok eğlenceli bir süreç olarak işlemiyor ne yazık ki. Hayattaki en büyük hedefleri nedir? Bu yolda ilerlemesine neyin sebep olduğunu düşünüyor? Bu yoldan kasıt sosyal psikoloji alanıysa şayet sosyal psikolojiyi seviyor olmam, en güzel psikolojinin sosyal psikoloji olması olabilir. Onun dışında hayattaki en büyük hedefleri nedir? Benim çok büyük hedeflerim yok. Gerçekten yok. Yani tabii ki yaptığım işi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Güzel araştırmalar, çalışmalar yapmak istiyorum. Ama yani bunları varılacak bir nokta olarak yani bir hedef nedir? Varılacak bir noktaysa eğer yani öyle bir nokta görmüyorum açıkçası kendi hayatımda. Ama dediğim gibi işimi iyi yapmak istiyorum. Güzel çalışmalar yapmak istiyorum. Yani hem insanlara hem dünyaya zararım dokunmasın, faydam dokunsun istiyorum. Yasemin Hoca arıyor. Efendim hocam. Tamam. Ha tamam. Tamamdır hocam. Görüşmek üzere. Bay bay. Hedefim yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle yemeği hedefim vardı. Artık olay. Yani dediğim gibi. Ne dediğimi unuttum ama. Yani insanlara gerçekten bir zararım dokunmasın. Faydam dokunsun. Keyfim yerinde olsun. Bu. Ötesi yok bende. Sosyal psikoloji finaline girmeyip büte bıraksak Hayal Hoca bizi keser mi? Final geçen haftaydı. Kesecekse eğer kesmiştir. Ama kesmez niye kessin? Hayatta keşke daha önceden fark etseydim, daha önceden ilgilenmeye başlasaydım dediğiniz uğraş, merak veya beceri var mı? Yani var tabii ki de. Tutkuyla yapılan her işi gıptayla izliyorum. Yani ben de küçükken gitar çalmaya çalışmıştım. Tam Nilkara İbrahimgil'in ünlü olduğu dönemlerde etkilemişti bizleri. Ama caddelerde rüzgardan öteye gidemedim. Gitar kariyerim bu şekilde sonlandı. Ama dediğim gibi yani işini iyi yapan insanları gördüğümde yani bu dans olur ama bir müzik aleti çalmak bence gerçekten önemli bir şey. Belki ben de tekrardan başlarım. Lisansta bir dönem Ebru yapıyordum. Ebru sanatını icra ediyordum. Çok güzeldi, çok keyifliydi ama artık onu da yapmıyorum. Belki bu soru aracılığıyla ben de yeniden bir şeylerle ilgilenmeye başlayabilirim. Bölüm bitirdiğinizde yaptığınız veya yapmadığınıza pişman olduğunuz şeyler oldu mu? Olmaz mı? Tabii ki oldu. En çok içimde kalan Erasmus. Yani gidemediğim için gerçekten çok üzülüyorum. Yani lisansta biraz çabalamıştım gitmek için. Sınava girmiştim. Ama yeni bir üniversitede okuyordum ben ve ikili anlaşmalar yoktu ben sınava girdiğim dönemde. Sonrasında staj için çabaladım. Erasmus stajı o da olmadı. Yani Erasmus şu an hala içimde bir gıpta sen de biliyorsun. Şimdi Yasemin Hoca'ya da Erasmus koordinatörümüz Yasemin Hoca. Ona da yardımcı oluyorum ve işte ders programlarını öğrencilerin yapınca ya da işte gittik ülkelerle ilgili işleri yapınca gerçekten özeniyorum. Özenmiyorum desem yalan olur. Onun dışında yani yabancı dilden bahsedebilirim. Benim yabancı dilim çok iyi değil. İngilizcem çok iyi değil. Yani lisanstayken biraz daha üstüne düşebilirdim. Ama düşmedim. Bunu nasıl bağlayacağım bilmiyorum ama mesela şimdi sizler biraz daha araştırıyorsunuz. Yani kendi bölümünüzün dışındaki bölümleri araştırıyorsunuz, hocaları, onların çalışma alanlarını araştırıyorsunuz ya da bilmiyorum bana öyle geliyor. Yani ben lisansta bunları çok yapmıyordum. İlk gittiğim kongre Bursa'da psikoloji kongresiydi. Türk Psikologlar Derneği'nin ikinci sınıfta katılmıştım. Ona ilk kez orada yani kendi bölümümün dışında da hocalar olduğunu, çalışma konular olduğunu görmüştüm. Yani biraz daha araştıran biri olabilirdim belki lisanstayken.
Ama olmadım. Lisans öğrencisiyken işlerinizi son ana mı bırakırdınız? Düzenli mi çalışırdınız? Son ana bırakırdım. Hala son ana bırakıyorum. Yani aslında niyetli bir şekilde son ana bırakmazdım. Yani mesela bir görev verildiğinde, bir ödev verildiğinde verildiği tarihten itibaren okuma yapardım, işte araştırırdım, çalışırdım ama bir şekilde o ödev hep son güne kalırdı. Hatta son dakikaya, yani ödevlerimi yetiştirebilmek için ta Etlik'ten Tunalı'ya taksiyle falan gitmişliğim var teslim saatini kaçırmamak için. Genelde ama son dakikaya kalıyordu. Hala öyle. Yani hala öncesinde okuyup çalışsam da ama bir şekilde hep son dakikaya kalıyor nedense işlerim. Üniversite öğrencisiyken dahil olduğunuz bir arkadaş grubunuz var mıydı? Varsa biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki var. Vardı. Tabii ki vardı. Keyifli bir arkadaş grubum. Yani içlerinde en ilginç olanından biraz bahsedebilirim belki. Almanya'dan gelmişti ama Türk'tü. Ve yani biz uzun bir süre onun çok sinirli biri olduğunu düşündük. Çünkü yani hocalara bir şey soruyordu, öfkeli gibi, yani rap yapar gibi konuşuyordu, telefonda konuşuyordu sinirli gibi. Yani sonradan onun aslında Almanya'daki bir konuşma tarzı gibi değil de yani Almanca biraz bize sinirli bir dil gibi geliyormuş. Bunu sonradan anlamıştık. Yani gerçekten hocalara soru sorduğunda mesela öfkeleniyor sanıyorduk. Halbuki normal bir şekilde konuşuyormuş. Yani eğlenceliydi lisans hayatım. Gerçekten yemek yeme üzerine kurulu bir arkadaşlık arkadaş grubum vardı lisanstayken de. Aspava'yı masa başında hep onlarla keşfettim. Dolayısıyla lisanstaki arkadaşlarımı da çok seviyorum. Ama belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Sınıf olarak çok fazla etkinlik düzenlemezdik. Yani son bir ay artık mezun olacağız. 4 sene aynı sınıfta okumuşuz. Son bir ay birlikte yemek yemeye, birlikte eğlencelere gitmeye falan başlamıştık. Ama keşke öncesinde de yapsaydık. Herkes ufak ufak kendi küçük gruplarında da, bilmem belki sizde de öyledir. Herkes kendi grubunda sosyalleşiyordu genelde. Ama o son bir ay gerçekten şeyi fark etmiştik ya, ne güzel anlaşıyormuşuz, ne güzel eğleniyormuşuz, niye daha önceden yapmamışız diye. Öyle. Yemek yemeyi sever misiniz? Yani kesinlikle çok severim. Yemek yemeyi severim, değişik güzel şeyler yemeyi severim. Ama aynı zamanda yemek yapmayı da çok severim. Bazen 2-3 saatimi yani gerçekten sadece bir tabak yemek için harcayabiliyorum. Seviyorum. Ayşe Hoca çok tatlı biri. Katıldığım ilk psikolojik deney onun yaptığıydı ve yaklaşımı çok içimizi ısıtmıştı. İlk tanıştığım hocalardan oldunuz. Sıcak gülümsemeniz beni hep mutlu ediyor. Gördüğüm yerde size sarılmamak için kendimi zor tutuyorum. Sarılabilirsin. Sizin sevecenliğiniz ve yardımseverliğiniz her halinizden belli oluyor. Sizin gibi bir hocayla tanıştığım için çok mutluyum. Hayatınıza başarılarınızın ve mutluluklarınızın daim olmasını diliyorum. Yani ben de öyle diliyorum. Sizin de öyle olsun. Kendi araştırma görevliğim sırasında hoca olduğumda acaba ben de mi böyle yapacağım dediğim hemen hemen her şeyi istisnasız sana yapmış olabileceğim. Yasemin Hocam. Ama sen benim yıllar önce olduğumdan daha ılımlı davrandın her zaman. Birlikte başladığımız ve tamamladığımız tüm merhaleler benim için çok kıymetliler. Bu cümleyi yazınca da kendimi bayağı yaşamış hissettim. Kısmet. Neyse ki Hacettepe'yi yazıp gelmişsin ve benimle çalışmayı kabul etmişsin. Ya hocam. Yalnız hazır bir kamu spotu tadında mesaj da veriyor iken belirtmek isterim ki San Sebastian cheesecake ile Çin yemeği birlikte yenmez yavrum. Midene yazık, seni çok seviyorum Yasemin. Parantez içerisinde Ayşe sakın ağlama gebertirim demiş hocam ya. Çok teşekkür ederim, ben sizi çok seviyorum. Ağlamayacağım. Ağladı. Evet, topluluğunuzu çok seviyorum. gerçekten arkadaşlar samimi bir şekilde söylüyorum bunu. Çok aktifsiniz. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama sürekli kapı çalıyor odaya girip işte şu etkinlik var, bu etkinlik var. Gerçekten çok aktifsiniz ve konferanslarda, sempozyumlarda birlikte çalıştığımız için görüyorum gerçekten çok başarılısınız. Hepinizin emeğine sağlık. YouTube kanalınızı beğeniyle takip edeceğim. izleyen arkadaşlar da beğenirlerse ve kanalınıza abone olurlarsa gerçekten hepimiz çok mutlu olacağız. Yani bir şey söylemedik. İşte kullandığım ürünleri görmek isterseniz linke tıklayın. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünün önceki etkinliklerini görmek isterseniz linke tıklayabilirsiniz.
Beğenip takip ediliyor değil mi? Abone olmayı unutmayın ya. Bak ben o cümleyi unuttum. Asıl cümle oydu. Tam kanalın adı neydi? Yok. Yok hocam. Bu dok mu? Ha yok. O zaman sizler de bu videoyu beğendiyseniz psikoloji topluluğumuzun kanalını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiler. Bu alkış. Bu alkış neden?